İşte bu bizim hikayemiz. Ozanak yol verme çağların imkansız senaryolarını birbirlerine anlattıkları ve el birliğiyle daha da imkansız hale getirdikleri toplantıların sesli kaydıdır. Bu senaryoları kafanızın içinde canlandırıp beyninizin rahatlığında izlemek sizlerin kendi bileceğiniz bir olaydır. Hoş geldiniz, Hoş geldiniz. ve hoşçakalın. <laughs> sensiz geçen günlerimin derini bilmedim. Normalde sen ne geçendir o ben sensiz geçiyor olarak söyledim o. Mizah, tar mizah olarak. Peki yeniden değerleme isteyebiliyor musun o günler için? Nasıl? Yani Güzel değerimi olur. bilmedim diyorsun ya. Ekspertiz tutup sensiz geçen günlerin değeri belki çok da yüksek olmayabilir. Hani o şarkıda iddia edildiği kadar. Hı? Kim gönül sayfasını Excel'e sokabilir? Kim o rakamları alt alta topladığında çıkan rakamlara bir anlam ifade edebilir Ozan'cığım? Evet. Ya edemez... Kesinlikle bence bu hiçbir zaman sayılarla ölçülecek bir şey değildir. Ama hani sensiz geçen günlerimin değerini bilmedim diyorsun ya sen orada. Evet. Ona. Şu olabilir. O sensiz geçilen günlerin sahibi olan kişinin çok işi olabilir o dönem. Anladın mı? Ev tadilatı vardır. İşte altınlıkta arsa satılacaktır. Bilmem zaten birlikte olsaydınız da çok güzel tadını çıkararak yaşayamayacaktınız. ilişki diyeceğim bir şey olabilir. Bir. ikincisi Şöyle de bir şey olabilir. Belki onsuz geçen günlerin sen de yani sen iyi harcayamadın. Büyük ya ihtimalle ben, ben büyük ihtimal iyi harcayamamışımdır. Yani o iyi evet. vakti iyi geçirememişimdir hakikaten. Evet. Yani ya bazı ilişkiler kötü var. Harçelere gitmişsindir. Evet. Orayı çok iyi demişsindir. Millete övmüşsündür. Milletle bir daha gitmişsinizdir. Yok abi senin dediğin kadar iyi değilmiş. Tatar Salim daha iyi falan diyorlar ya. Evet. Gibi. Ya bazı ilişkiler var. Ozan Çay tabağını doldurmaz. Yanına maydanoz koyuyor yani. <laughs> Tertemiz diyorsun Tertemiz, yani. Tertemiz, gir çık. Bazı ilişkiler var. Toplam flört edilen gün ilişkide geçirilen günden fazla. Evet. Açılış törenine daha fazla para harcamış tesisin kendisinden. Hı hı. Benim e, bir dönem en sevdiğim, insanlarda görmeyi en sevdiğim şey oydu. İlişki tarzı, tesis tarzı oydu. Tesis demişken, Sanırım bize bir hikaye tesis edeceksin bugün. Ulan. <laughs> <laughs> Bağlama ustası yine geldi ve Hoş Bağlama geldin us... ustam. Kumaş pantolonumu giydim geldim sana bugün bağlamamla. Allah Allah, çok güzel bağladın. Ya aslında bir yandan da işte bu bizim hikayemiz adlı podcast serimizin uzun süredir hiçbir şekilde gündemimize gelmiyor oluşu. Evet. Seni o şarkıyı söylemeye itmiş olabilir. Doğru. bayağı böyle hani Freudian silip... Lerimizi giyip, mayolarımızı <laughs> giyip oturduğumuz bir gün oldu bu. Ve ben çok özledim ya sana hikayelerimden bahsetmeyi. Çünkü uzun bir süredir bahsettiğimiz hikayelerin gerçek oluşunu görüp vay canına vay canına dediğimiz bir süreç geçirdik ya. Evet. Ben şunu daha çok seviyormuşum galiba. Ben gerçekleşmemesini daha çok seviyormuşum mu hissettim. Ne, ne gerçekleşmişti en son? Bir... Şöyle çok mesela... Tehlikeli Koyun'un gerçek... filmi çıktı galiba. Evet, Lamp diye bir A24 filmi vardı. Evet, korkunç bir kuzu şiş diye çevrilmiştir Türkiye'ye. Çünkü çok da alanında yetkili ehil olmayan kişiler tarafından piyasaya sürülmüş bir film. Gerçeğe dönmüş bir projemizde şey de şeydi hatırlıyorsan, hazır tavuk dönerle hazır et döneri aynı anda ısıtıp ekmek arasına sokmaktı. Ben bunu Eskişehir'e Ta 6 ay önce gittiğimde denedim. Hikayeler gerçeğe dönebiliyor. Biz ne zaman konuştuk öyle bir şeyde sen? Ne ben sana yaptın? şey demiştim ya. Hazır Banvit'in şeyinden deneyeceğim. Tavuk. Neyse isim verdik şimdi ya. Vermeseydim keşke <laughs> yani. Her neyse yani şöyle diyorum. Hikayeler sadece şeyle alakalı değil. Evet. Zihnimizde olup bitenlerle alakalı değil. Damağımızda da tat bırakan şeylerin peşinden gidiyoruz bazen yani. Evet hikayeden. ben anlamıyorum dediklerinden bir şey. Sen çok güzel anlattın. Neyi? <laughs> 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 koyunu. Ee, biz de şimdi bugün sizlere işte bu bizim hikayemizde. İşte bu bizim hikayemiz de değil mi podcast'in adı? Evet işte bu bizim hikayemiz tamam. yeni bölümü Bilim Devi ile karşınızda. Bilim Devi Ozan Akyol'un önce sağ sola bunu şarkı yaparsınız. İşte sen bunun tablosunu yaparsın. Gidiyor mesela performans sanatçısına. İşte sen bunu belki Lirik dansı çevirirsin diye sağa sola satmaya çalıştığı ama yine e, elinde kaldı ve bizim Tatar ve stüdyolarımıza kadar getirdiği artık e, onun elinden onun eline geçmekten e, terden avuç e, içi terinden eşeğe dönmüş buruş buruş olmuş bir hikaye, hikaye. asla değildi yalan söylüyorsun <laughs> ben Bilim Devi adlı hikayemi yaklaşık iki yıldır Erman'a satmaya çalışıyorum Erman bazı yerlerde alım yapıyor, bazı yerlerde stop loss koyuyor, short koyuyor bu hikayeyi. Bugün dedi ki getir ulan hadi ver, lan. ver dedi. Ver dibine kadar dinleyeceğim dedi. Şu 3-4 gündür alıcı bir şeydeyim e, ne derler ruh halindeyim. Alıcı verici, vitroseksüel. Gittim bugün, Hı -hı. dün, bugün değil dün yazıcı oluna girdim. Evet. Çünkü dedim yani ben bir şey var üstümde şu an bir satın alma gücü değil ama isteği var ve bu enerjisi var. İsteği de değil. E isteği olsa bilirim ne istediğim. Ne istediğimi bilmiyorum ama satın alma enerjisi var şu an üzerinde. E cebimde de çok affedersiniz 250 lira vardı ekstra önüne geçemediğim arzularımı harcayabileceğim. Girişte çocuk sordu. Abi CD mi dedi? Şöyle düşündüm. CD değil galiba dedim. Yani CD'den <laughs> daha büyük bir şey düşünüyorum dedim. Peki program mı dedi? Hı hı. Program güzel. Ama ama o CD'den de bahsetmiyorum. <laughs> ne? Hani yazıcı olduğunda her zaman bir klasik olan CD var abi, CD var abi, CD CD abi, CD lazım mıydı abi? O CD evet. mi? Yoksa genel olarak bir şey bir, mi? Yazıcı olduğunda bir tane multipurpose bir CD tek mi? bir CD var. Evet. Bütün Ve CD e bütün diğer CD'ler <laughs> o CD'den çoğaltılarak yapılıyor. <laughs> İçinde ne olduğunu alana kadar bilmiyorsun. O CD'yi aldığında eğer sana seni değer buldularsa o CD'ye Genelde 3 bayan 3 4 de bay oluyor o, <laughs> o <içinde. şeyleri gülüyor> yani bilmiyorum o ne karışık canım. oturuyorlar neyse tamam ben anladım zaten sen sen dinamiksin evet ee, satın alma gücün yok ama satın alma kuvvetin var evet güçle kuvvet her zaman aynı şey değildir sen bu aralar açıksın o zaman enerjim var enerjin de varsa izninle hikayeye giriş yapmak istiyorum lütfen hikayeye giriyorum bilim devi aslında rasyonel akılla hurafenin yan yana geldiği bir bedenin bilimle cehaletin el ele kol kola geleceğe uzanan bir projeksiyonla var olmaya çalıştığı bir bedenin adı. Ve bu bir canavar. Terminatör Elman. gibi. Evet canavar. Evet yani konusu Terminatör gibi. Gibi yani Terminatör de diyebilirsin buna. Yani nasıl Numan, Kur Numan Kurtulmuş da diyebilirsin Robocop da diyebilirsin Frankenstein de diyebilirsin Ama bizim bilim devimizin adı Vahdet ve Vahdet nasıl oluşuyor biliyor musun? Dünyaya nasıl geliyor Erman? Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney kampüsünde Eskiden işte Robert Koleji'nde oldu Hatta Hala daha mı vardı bilmiyorum Kafam hep karışıyor Robert Koleji Oradan taşınmış olması lazım Önceden varmış galiba İnsanların okulun bahçesine Aman benim çocuğum da kazansın diye yeni doğmuş bebeklerin göbek bağlarını Hı. defin ettikleri yerler oluyor biliyorsun bazı okulların. Tabii kedi gibi yani şey kedi gibi, gibi eşeleyip gömüyorlar. Evet şey gibi canlı ve e, örgün öğretime uygun bir türbeye çeviriyorlar. Çaput bağlama vardır ya ağaca direkt dilemek için. Evet. Bunlar da yani genel olarak halkımızın göbek bağı Hı. kordonu gidip kazanılmak istenen, yani çocuğun kazanılması istenen okulun bahçesine gömülür. Haberdarım bu yaygın uygulamadan. Ve benim şöyle bir istatistik var elimde. Evet. Şans eseri geçti. Kampüs kedilerinin yüzde yetmişi göbek bağlarının yüzde yetmişini bulup çıkartıp yiyor. yiyorlar. Ama Ondan sonra da gidip işte milletten kurmama dileniyorlar. O onların ayıbı diyelim. Bizim hikayemizi etkileyeceği bir nokta da olabilir. Çünkü biz yine bir hikaye, bir Yapı inşa edeceğiz yani seninle birlikte. Ben varım. Vahdet şöyle dünyaya geliyor. Soğuk ve kasvetli bir gün. Hı -hı. Oldukça elektrik yüklü bir hava. Hı -hı. Yağmur yağıyor. Gök gürültüsü. Yani inanılmaz bir sağanak başlıyor. Hı -hı. Ve öğrenciler okulun bahçesindeki öğrenciler, ay oramız buramız ıslanmamalı çünkü biz buraya aklımızla girdik, çok yüksek puanla girdik. Yağmurda ıslanan ahmaktır diye büyük bir şeyle çekilip gidiyorlar yurtlarına derste işte okula giriyorlar falan ve düşen bir yıldırım sonucu evet. toprağın altındaki göbek bağı o zamana kadar okulda öğrencilerin de düşürmüş olduğu kepek, saç, deri, egzama, pul pul evet. dökülmüş şeyler öğrenciler etler, çok sever çimlerde nerede kalmış öğrenci artıklarıyla göbek evet. bağı kimyasal bir kompozit olarak şu anda benim bilimsel olarak asla açıklayamayacağım bir etkileşime giriyor. Evet. Çünkü ben bunun okulunu okumadım bilmiyorum. Ben uydurmayı seviyorum. Çok gerek yok zaten. Uydurmanın okulunu okudum ben. Siyaset bilimi okudum. Terminatörü yazan da eminim mekatronik okumamıştır. Tabii ki. Ne okumuştur? Sinema televizyon okumuştur. Ya sinema televizyon okumuştur i̇şte. ya da işte sosyoloji Sizmetelci okumuştur. okumuştur. Sosyoloji okuyanları şey yapıyorlar ama. Yani Erman'cığım bir yıldırım düşmesi, orada evet. bir elektrifikasyon oluşması, toprağın <laughs> altında da bir... Ee... Bayılırım terim kullanan erkeklere ya. <laughs> <laughs> Terimin son damlasına kadar kullanacağım dedim de iğrenç bir... ne Artık şey de yapmak istemiyorum. Kelime şakası da yapmak istemiyorum ama çok fazla bu aralar geliyor. Şeyden dolayı olmuş olabilir. Ne? Erşan Kuner'i çok izledik. Ondan dolayı olabilir. Orada Dolun, çok güzel yani, örnekleri vardı. Bence... En azından Türk kültürünü ayakta tutan taşıyıcı kolonlardan bir laf şakasıdır. Yani evet. ben şu an yurt dışından çok şey var bana niye gelmiyorsun sen keriz misin diye. Ben de diyorum laf şakalarınızı görebilir miyim? Evet. Bakıyorum ya <laughs> rezalet ya. Gerektiği kadar üstüne düşünmemiş. Ya sosyal devleti ayarlayana kadar bir laf şakalarına şeylere baksaydın ya. Evet. Çok öyle eğip bükmeyi sevmiyorlar onlar. O yüzden gitmiyorum. Neyse sen evet evet ve ondan bu, sonra elektrifikasyon oldu orada. Bu müthiş denk gelişle birlikte toprağın Hı -hı. altından adeta bir yani köklü bir bitki gibi evet çakır şukur şakır şukur böyle gacır gucur bir de göbek bağlarından oluşma olduğu için Hı -hı. formunu şöyle düşün kolların her yerin serum lastiği gibi. Evet tamam mı iri bir beden. 2 metreye yakın bir beden, Mesut Süre gibi evet. güçlü, kuvvetli biri. Ama gıcır gıcır yani tuttun elinde kalır ve üzerinde o göbek bağındaki gibi böyle mor Damar. damarlar falan. Biraz az kokoreç yüz, gibi mi? Biraz kokoreç gibi. <laughs> evet. Yani şey ipe yeni öyle bir arkadaşım vardı çünkü. Şişine yeni dolanmış bir kokoreç gibi bazı yerleri evet. Ama kafa kol yani o bildiğimiz humanoid e, proporsiyonlar var. Çok hoş. Peki bir şey soracağım hemen. Evet. Ee, karanlıkta kalmasın diye. Hı hı. Bu ço bu göbek bağının sahibi çocuk belli mi? Değil. Birden fazla. Bunu bir kokteyl gibi düşün. Ha o şey. aynı yere gömmüş bir evet, sürü bir kişi. Evet. Bir sürü göbek bağının... Onlar zaten toprağın altında böyle evet organik bileşenlerine ayrılıp birleşmişler. Bir yumak olmuşlar. Bir DNA yumağı olmuşlar. Evet. O DNA yumağına bir koyu elektriği üstten. Aynen. Hayat çorbası diyorlar ya. Evet i̇nsan, kesinlikle. Şey, i̇nsanlığın ilk ilk organizmaların ortaya evet. çıktığı. Demek ki orada bir Evet yani, kampüste <laughs> kampüste bir <laughs> bu hafta ne var? Medeniyet çorba, düğün çorbası diye Or, bir şey var evet, ya işte. düğün çorbası olabilir evet. Bu da şey yani adı konulmamış bir düğünün e, çorbası. Burada evlenen i̇nsan... rasyonel akıllı hurafe. Aslında burada yani insan... bilimle hurafenin evliliğinden doğan aslında. ve anında doğan bir çocuktan bahsediyoruz. Aslında insanla doğa evet evlenmiş bir yandan. Gibi. Yok. Yani. Oğlum insan, iş. işte insan DNA'sı doğanın Her da. insanı doğadan ayırmadığım için ha, o sen, zaman ensest aa, gibi olur yani. Ama sen, doğanın tatlı bir ensesti de diyebiliriz. Sen öyle bir ekoldaydın doğru. Evet. Tamam. Ben öyle bir ekolde değildim ya. Geçen e, düşündüm. Bence böyle olmalı dedim. Yarın sorarsın. Derim Geçen seni. Geçen sen insan doğayla ne alakası var kardeşim? <laughs> Görmüyor musun? Mal gibi duran bir ağzı açık duran bir adam bunun nesi doğal gibi de, 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 dedim Geçen yani. Geçen seni ekolde görmüşler. Evet. iki elinde iki tane cin tonik dolaşıyormuşsun. E, <laughs> Neyse, vahdet vücuda geldiğinde, evet. Bir yandan da vahdeti vücut ol, olduğunda güvenlik görevlisi Ersay Bey var. Evet. Tamam mı? Ersay Bey koşuyor. Ne oluyor lan burada bir şey oluyor falan diye. Onu görür görmez diyor ki anne <laughs> diyor onu İlk gördüğü olduğu için. Yani genelde evet. zaten bu yaratıklı, yabancı yaratıklı filmlere baktığında dinozorun yumurtası kırıl, bir şey olur, bir garip bir şey çıkar. Kimi görürsek anne der ya. O evet. klişeyi bozmuyoruz filmimizde. Tamam. Bu arada filmi kime çektirsek yine bak James, yine şeyi, James Cameron çektiririz. Ancak olur. James Cameron çekebilir bunu. Şey ile konuşuruz. Ney Bey. Şey Bey. Eee <laughs> <laughs> Spielberg Bey'le görüşebiliriz. Spielberg bıraktı ama Birol Güvenle görüşürüz o zaman. Yani yani her zaman üçüncü seçenek Birol Güven'dir zaten. Kesinlikle James Birol Cameron, Spielberg ve, ve Birol, Güven. Birol Güven. Üçünden biri olacak diyelim. Burada bir şey yapmayalım yani. Şu an net bir konuşma yapmayalım o zaman. Tabii 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 tabii. Sen isimleri mi soracağım? İsimler şey olduğu için mi? Mizah türü olduğu için mi? Değişik yoksa öyle değişik mi denk gelmiş? Hangisi? Ersay. Işte Ersay'ı ben şu an sana, sana bakarak buldum. Ya oh, yani teşekkür şey, ederim. gibi. Ersoy'un şeyi gibi. Ersay, er... Versay gibi. Ersay şöyle Erman ve Saygın biri <laughs> oradan ama şey de değil ama güvenlik görevlisi Ersay olmaz ya, değil mi? Niye olmasın canım? Belki sen ilk üniversite okumuş. Böyle. Ersagun diyelim. Çok Daha kötü olur. olur. Hı? Daha kötü olur. Ama Ersagun diyelim bence. Hayır be. Ya şu an elimizde ya ne diyeceğimiz. Ney? Ersay de ne güzel tamam, Ersay. Ersay. Ben bir de çok sevdiğim bir popçu var. Ersay soyadını hatırlayamadım şimdi de. O adam da iyi bir adam. Belki o oynar. Ersay ünerdi galiba. Her neyse. Sevgini de süründürüyor bu adam. <gülüyor> <gülüyor> bu Ersay bunu görüyor. Ve ya güven ilk, bekçi diyelim işte peki, bekçi. Evet ilk tepkisi ne? Yani yasak mı diyor? Yani sizin sizin öğrenci misiniz? Nasıl girdiniz mi diyor? Yoksa... Dur oğlum bebecik bu e, sokakta kalmış. Dur hemen ben bunu kucaklayayım mı diyor. Yani böyle abi şimdi gidiyor. Bir anda çok heybetli heyula bir şey böyle. Gıcır, ha, çıktığı gıcır, gibi büyük şey, şey çıkıyor. Diye, çıktığı gibi büyük çıkıyor. Çok Aa. büyük yani. 2 metreye yakın diyorum. Oo. Ve kalın Tosun. hani o Michelin lastiği var ya. Evet. Şey Michelin bebeği var. Bebiş. Hamul, şey gibi. Onun gıcır gıcır olanını ve dediğim gibi göbek bağı formunda olanı Anladım Düşün. Ben ilk böyle bebek bon gibi bir şey. Tamam ben ilk bebek formunda yani Hayır. Zannettim. Direkt büyük o formda çıktı. çıkıyor. Ve o formda anne deyince evet. şaşırıyor şeydi. yok babayım ben diyor. ha Sen burada nasıl oldun kardeşim yasak buraya nasıl girdin demiyor da evet. anne denildiğinde yok görmüyor musun ben babayım. İlk diyor. tepkisi İlk tep belli, gü gü belli güvensizlikleri yüzünden belki gerçekten evet. cinselliğiyle ilgili kendi içinde çözemediği sorunları var. İlk evet. tepkisi ya sen nasıl varlıksından öte? Değil. Hayır ben erkeğim hayır, diyor. Ben erkeğim demek ya. Yani yani çünkü ben onu da dem demeye çalışırken hayır ben babayım diyor evet. ve geçmiş olsun. Ben babayım diyor. Hayır anne diyor. Yani şey annesin sen. diyor. Hani Ferhan bazen bize yapıyor ya. Evet. Ben abim yok sen ablasın diyor hayır, falan bana. Falan. Hayır sen kakasın diyor ya da sen ablasın deyip gülüyor ya. Evet. Bunda öyle bir şey diyor gülmüyor. Hayır sen annesin dedikçe artık bekçi diyor ki hani. Yani şu an ben canımdan olmak istemiyorum. Evet. Ne var? Yani hani çocuklar da okulda bir sürü parti yapıyorlar, İstedikleri şey oluyorlar, e, karaktere bürünüyorlar. Zorlu olarak geliyor. Aynen. Ondan sonra. E, e, kostüm partileri düzenleniyor. Şemsiye olarak geliyor. Bir tane. Tabi. Ben de anne olayım yani en azından boğaz bekçisiyim. <laughs> tamam ben anneyim diyor. E, sonra şey gibi e, anne anne al beni götür diyor. Hı hı. Ve bir anda bir şey doğuyor Bekçi'ye. Ne derler? Bekçi'nin de belki bir arka hikayesini görürüz. Atıyorum yetiştirme yurdundan gelmiştir. Şöyledir, böyledir gibi. Böyle tam mahsun kırmızı güllük böyle nasıl diyeyim ağlayabileceğimiz ajitatif. Hatta belki Bekçi belki topal da olabilir. Bir Dur. de sakatlık katmamız lazım. Mahsun kırmızı gül olması gerekiyorsa. Yani sana öyle bir istek gelmediyse ben benim tarafta öyle bir şey yok yani sana bir mail gelmediyse <laughs> proje bazında <laughs> hayır belki ben şey dedim Masum Gül'ü yönetmen koltuğuna oturtabiliriz ne zamandır oturmuyor ya yılın yıldız koyuyorum bu tamam, düşüncenin ve düşünelim. tekrar ya şöyle, geri dönelim yani aslında anlatmak istediğim şey evet, şu bu adam büyük bir bir anda... bir anda bir büyük bir uzlaşma oydaşma sen benim oğlumsun tamam. çocuğumsun ben de senin annenim deyip normalleştirme ve ertesi gün bir şekilde onu okulda akranlarıyla Yan yana getirme. Peki öyle mi olacak yoksa böyle şey komedisi mi olacak hani böyle bazen dinozor gelir geçmiş çağlardan küçük çocuklar o dinozoru annesinden babasından saklamaya çalışır okula götürür giydirir kadın gibi giydirirler adamın biri vay işte ben bunu çok netsin falan der öyle bir komedi mi olacak bir süre yoksa bu bakış açın hoşuma gitti ama ben bunu çok netsin falan gibi cümleler hoşuma gitmedi. Dinozora diyor adam ya. Yani anladım ama şöyle olabilir o zaman. O zaman vahdet o kadar büyük çıkmasın, Aha. bu bebeyken alsın evet. ve bekçi kulübesinde büyütmeye başlasın, olur mu? Evet. Ve orada hızlı geçeriz. Hani seneler seneler o vahdet sürekli böyle ne giyiyor olsun, e, o bedeni göstermesin. Şimdi için? ben ilk Fernando doğduğunda biraz araştırmıştık. Hı hı. Erkeklerin giyebildiği memeler var çocuğu emzirmek için. İçine biberon koyuyorsun. Öyle bir şey giyebilir mesela. Ne? Şimdi böyle bir şey var. Anne sütünü anladım anladım. Şey gibi, senden emiyor gibi. Ya yani mesela biberon kullanmıyor çocuk. Almadı yani Aha. biberonu. dedi ne münasebet ya siz. Işte tanımadığınız başka insanların da ağzına veriyor musunuz böyle plastik plastik bir şeyler? Sen evet. diyorsun abi yani ne alakası var? Ondan sonra ne ne istiyorsun diyorsun. Ben annemin memesinden başka tanımam diyor. Yani istemiyorum diyor. Niyetim yok diyor. Sen de diyorsun tamam ben anneni çağırıyorum diyorsun. Sonra gidiyorsun içeride yapma memeleri takıyorsun. İçine de annesi daha önceden süzdüğünüz, Hı -hı. E, sağdığınız anne memesinin sütünü koyuyorsun. Sonra da şey diyorsun. Merhaba Ferhan. Diyor. <laughs> <Çok>, çok... <laughs> <laughs> Merhaba Ferhan ben anneyim falan Allah diyorsun. Allah. Sonra da Ferhan da şey diyor. Ha şöyle ya falan diyor. Gidiyor <laughs> ömüyor falan. Öyle bir e, ekipman var yani çocuğu emzirmek için. Bana çok sağlıklı gelmedi şey olarak da, psikolojik olarak da sağlık yani Ama bunu yurt dışılılar yapıyorsa, yabancılar yapıyorsa kesin doğrudur. Oğlum yabancı Amerika yapıyor. Tamam, Amerika, bütün Amerika, şu, an, bütün Amerika şu anda Amerika'da şu anda kadın erkek herkesin çok güzel memeleri var. Amerika'da şu an kadın erkek <gülüyor> diye <laughs> duyduğumuz diye, diye bir şey diyorlar. Daha araştırmadık. Evet. Youtube'dan falan bakmamız lazım. Ama ona. zaten de öyledir. Ee, en iyi kadınlarda da en iyi bayanlar da erkeklerden çıkar. Bunu gördük yüzme yarışmasında. En başarılı bayanlar erkek olduğu için... ...şimdi yarışmalardan elemeye başlamışlar. Bence, Ve konumuzda da şöyle bağlayabilirim. Bence şey... ...sen bağlamadan önce ben de şunu söyleyebilirim. Bence artık en iyisi kimse ona karar verilsin. Bu özellikle yarışmalarda bir daha da, yarışma bir daha da artık yarışma yapılması. Mı? Yani antik Yunan'dan beri kaslı çıplak insanlar taklalar atıyor koşuyorlar. Yani bu, Ya ben çocuk parkında geçirdiğim vakitten biliyorum bu işin sonu yok yani. Evet. Koşmanın, atlamanın sonu yok. Artık bir karar verirsin, Kim en iyisi o olsun ya da hani ya da vazgeçilsin. Form doldurma yarışmaları falan yapılsın artık Bir şeyin yani. yarışması yapılması gerek yok... Araba yarışır. Olabilir. Araba Hep, yarışır ya. İnsan yarışmaz. Helikopter yarışması. yarışır He? da. Helikopter, helikopter yarışır. <laughs> bir yerden bir yere gidilecekse. Şöyle Sen nasıl bağlayacaktım? Şöyle bağlayacaktım. Ee, Vahdet Boğaziçi Üniversitesi'nin bu açık fikirli ikliminde yaşayan çoğulcu, çoğulcu tüm seçimlere gerçekten saygı gösterilen bir evet. ortamda büyüdüğü için ama bir yandan da güvenlikçi babasının tutucu davranışlarından da etkilendiği için mesela e, eşofmanla okula mı gelinir? Evet. Şimdi bu her şeyden azade bir tutuculuktur. Çünkü evet. burada eşofmana pejoratif bir anlam yüklenir. Yani eşofmanla okula mı gidilir? Kotla mı gidilir peki? E, kotun her zaman her şeyden üstün olduğu inancıyla <laughs> e, oğlunu yetiştirmiştir Vahdet'i. Vahdet, Vahdet de bir türlü kendine uygun kotu bulamamış çocuklardan. Tabii kota girmez ki. Zaten kuzu kokoreçi düşün. <laughs> suyu çıkar. Kota koyduğunda Kot evet... Hele buz mavisi bir kot giydin düşün göbek delin evet. şey e, kordondan yapılmış bir şey. Onun için buna da bir şey getirerek ergenlik döneminde buna bir baş kaldırı olarak şey olabilir belki sürekli takım eşofman giyiyor olabilir. Benim nasıl bahset. olsa hiçbir cinsel bölgem yok. Ben ve üstüme de yakışmıyor kot. Ben artık çıplak geziyorum diyebilir. Evet. Babası da şey diyebilir. Ya ben sana ne diyorum? İşte eşofman olmaz diyorum. Sen diyorsun çıplak. Tam or o sırada Boğaziçi Üniversitesi... Felsefede okuyan. Yok şey, iktisat kulübü başkanı geliyor. Ya işte Ahsen miydi adamın adı neydi? Ersay. Ersay abi. Ya de, yani bak artık sen bir de burada dura dura gördün. Bak biz neler her türlü insanla burada yan yanayız. Hiç de bir zararını görmedik. Ben de kanla konuştum. Hiçbir sıkıntı yok. Bu çocuk yani bu varlık Böyle olmalı. Zaten biz de rahatsızız kot giymesinden. Evet. Yani gerçekten kötü gözüküyor. Biz de başka hiçbir şeyle ilgilenemiyoruz. Lütfen artık kot giymesin. Evet. Böyle dolaşsın. Çünkü bir salama yani sanayi tipi bir salama don giydirdiğinde o başka bir şey oluyor. Evet. Yani biz zorla <laughs> bunun cinsel bir meta haline gelmesini istemiyoruz bu çocuğun. O yüzden bu çocuğu serbest bırak. Bırak kuş uçsun yuvadan diyor. Evet. Ersay da diyor anlamamıştım ama şimdi açıkla örnekle açıklayınca anladım. Teşekkür ederim gözümü açtım Anlamadım. Örnekle açıkladın daha da anlamadım, daha da karıştı. O zaman bu çocuk en azından bir takım eşofman giysin ve par parıltılı böyle hani o kendi parlaklık gıcır gıcırlığına evet. yakın hani bu 90'ların evet. e, şu anda tekrardan moda olan Hı -hı. retro o hafif bol dökümlü fışır fışır evet. takım eşofmanı giydiği anda bu sefer okulda şey de yükselmeye başlıyor. Ya bu çocuk galiba modadan anlıyor. Bu çocuk daha bazı akımlar patlamadan bak giydi hışır eşofmanları falan derken çok güzel bir arkadaş çevresi yapmaya başlıyor. Ama tabii yani 4 yılda bir 6 yılda bir öğrenciler yenilendiği için Vahdette bazı şeyler başlıyor. Böyle 19-20'lerine geldiğinde havalanmalar ve çocuklara ben bu okulda okuyorum demeye evet. başlıyor. Halbuki ne sınavına girmiş ya ne kazanmış. Kimse de buna hiçbir zaman tabii sormuyor. Çünkü hani çırılçıplak bile geçse o derslere onun kendi giriyor peki, bahsedin. derslere girmeye başlıyor. O zaman derslere giriyorsa zaten orada okumu okuyordur. Bir yerde okumanın <laughs> tek olayı orada derslere girmekti yani. Ama mesela bazı okullarda sivil polisler de derslere giriyor. Orada okumuyorlar onlar Hayır, mesela. Ay sadece yani. me mezun olamazsın yani. Tabii olamazsın ama derse giriyor mu? giriyor? Doğru diyorsun. Orada ama da. zaten eğitim yani ömür boyudur. Ö eğitim bir kesinlikle sonunda faturasını alıp çıkabileceğin bir şey değil ki. Eğitim dört duvar arasında olacak diye bir şey yok Arma. Yok daha rahat olur. Dolmuş. Henüz <laughs> akarı kokarı olmaz yani. Oğlum dışarısı ne kadar sesli Pislik ya. Pislik dolu bir adam. Bir kafede evet. otur çalış Doğru yani. Diyorsun. Onun milletin lafından kendini duyamıyorsun. Aynen. Neyse, e, tamam. Şimdi derslere girmeye başladı. Sevdiği bir bölüm var mı yoksa hiç ayırt etmeden bu zaten bilgiye aç bir aile tarafından gömülmüş ya bu çocukların şeyleri. Yani evet. bilgi bilgiye Evet. Çocuk bilgiye burada şey yapsın diye. Kafası çalışan çocukların da DNA'sı birikmiş. Hani böyle saçları düşmüş, tükürüğü düşmüş. Tabii ki tabii ki. Belki pre kamu gelmiş birinin yani Allah korusun. Çünkü festival zamanında insanlar öpüşür falan. Evet bir de şöyle de bir şey var. Orada hayvanlar da çiftleşiyor. Evet. Orada bir sürü şey var. Tutkulu bir bilim aşığı çocuk değil mi? Yani gir bir gün gibi gün okuyorsun istatistikte not alıyor. Bir bakıyorsun sosyolojide işte paper teslim ediyor. Bir bakıyorsun felsefe kürsüsünde arkadaşlarıyla bir sunum hazırladık diyorlar. Arkada o sürekli slide ile uğraşıyor. Tamam ben de çıkacağım falan. <laughs> Bilgisayar Ama bende. aslında burada ne var biliyor musun? Ne var? Mesele müthiş bir öğrenci topluluğu kitlesiyle, topluluklarıyla mesela işte o kulübü, Hı -hı. bu kulübü, iktisat kulübü, işletme kulübü, işte işletmenin içinde alt kulüpler oluyor ya işte evet. şey... Saçları kıvırcıklar kulübüne kadar yani çok detaylı şey var hani kulüplerde hem, de mi aktif? Evet şey yüzünü Batıya dönebilmişler kulübü falan Oralarda evet. çok aktif ve diyor ki şu an bir şey soracağım tabi ee, gerçek boyutlarına ulaştım şu anda evet Ger ulaştı artık normal boyutlarında normalde iki buçuk metre mi? İki buçuk metre çok büyük ya çok büyük kaslı güçlü zaten kaslar ve yavaş olsun. yavaş şey olmaya başlıyor bazen o deli gücünü de belli edecek çıkışlar yapıyor. Mesela işte yemekhane zammında gidiyor yemekhanedeki kazanlardan birini alıp böyle eliyle büzük parmağına takar gibi tencereyi hani yüksük olur ya. Evet. Diyor ki yani beni kızdırmayın Hı -hı. ben bu okulu oya gibi işlerim. Yani içinden girer dışından çıkarım dikişlerim ben bu okulu diyor yani anlatabiliyor muyum? Ya yani benim arkadaşlarım moralini niye bozuyorsunuz siz diyorlar yani yemekse yemek yapın. Yemeyen bir insanın kafası çalışabilir mi ya? Bence yani tabii karakter şu an senin... Göbekten besleniyor bu. Göbekten mi besleniyor? Evet. O şeyi bırakmamış tabii, mı? Onu o bırakmamış. Kordan. Onun ağzı yok bilmediği için ya diyorlar ki Vahdet bak ülkenin durumu iyi değil. Biz niye zam yapalım durduk yere? Hı -hı. Malzemeler ham madde fiyatları yükseldi. Etin kilosu ne kadar? Sütün kilosu ne kadar? Farkında mısınız? S***ime kadar diyor. Bu Vahdet'in tek biraz tutkusu, tutkusu öğrencilerin en güzel şartlarda okuyabilmesi ve derslerine odaklanması sanırım. Hayır, etkinlik. Etkinlik. Yani mi? <laughs> öğrencilerin sürekli etkinlik yapabilecek mutlulukta olmasını istiyor. Yani onda bir vize final beydim. dönemleri geldi mi çok sıkılıyor, bahçede dolanıyor falan filan diyor Ama ki. Ama bilime hani, adanmış bir varlık değil mi bu? İşte cem hoca taktımı takar falan diyor. Ama demek ki o zaman bu bütün üniversite deneyimini Eğitimin bir parçası olarak görüyor yani Kesinlikle. şey değil sadece derse girdin çıktın değil. Öküz gibi gittin geldin değil. Bütün sosyal aktivitelerle birlikte evet. tamamlanmış bir örgün eğitim evet, olarak Evet. Evet. O zaman böyle şey çocukları biraz daha böyle ben kendi dalgama bakayım, hiç kimseye bulaşmayayım çocukları alıp kolundan tutup yürülen. Tam onu diyecektim. Artık yürülen protesto ki, et bir şeyleri geri zekalı diye itiyor mu böyle yeteri protesto? Yeteri kadar kulüp yok diyor. <laughs> Daha da artırmamız <laughs> lazım ve <laughs> kulüp üyesi olmayan kimse kalmayacak bu okulda diyor. Ç çocuklar da çok seviniyorlar <laughs> ve şey diyorlar. Gerçekten hani siz burada atıyorum Trash Metal kulübü kurun ya diyor. <laughs> niye yoktu? Sen diyor? niye death metal kurun? Yani illa Rak kulübü diye bir şey olmaz ki. Bir sürü alt dalı yok mu ya bu Meret'in diye bağırıyor. Ya bakın soft rockçıyla Metal. black metalcinin yan yana ne, ne işi, işi, var? var rock Ve ne soft rockçı nasıl gidip kendine rockçı diyebilir ya? Kesinlikle. O gitsin soft rock kulübünü kursun. Ayna da rock grubu diye geçiyor diyor. Evet. Mayhem de rock grubu gibi <laughs> geçiyor. Kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Hepsi aynı malzemeleri kullanıyor diye bunları nasıl siz yapıyorsunuz? Ama diyor ki hani aynayı da dinlese... Mehem evet. belki beğenecek. Ona da bir şey demiyorum çocuklar. O kapıyı da kapatmıyorum, aralık bırakıyorum diyor. Ve gel zaman gitsin yani müthiş bir sosyalliğe itmeye çalışıyor okulu. Evet. Tam bu dönemde de okula kayyum atanıyor. O güncel olaylar da var. Hayır ama o açıdan değil. Evet şeyden dolayı kayyum atılıyor, atanıyor. Ya burada çok fazla kulüp oldu çocuklar derse girmiyor. Bu rektör ne işe yarıyor diye şey yapıyorlar. Yani o kulüp senin, bu kulüp benim, bu Derslere kim girecek peki? Kendi gibi. E, yaptıkları bir şeyden ötürü yani. Evet. Yani neden yani, Ve şey diyorlar biz artık e, okul olmak istemiyoruz. Çok büyük bir kulüp olmak istiyoruz. <laughs> Boğaziçi kulübü. öğrenciler. Evet. <laughs> Boğaziçi kulübü olmak istiyoruz diyorlar. <laughs> ve hatta diyorlar ki bütün üniversiteleri de burada birleştireceğiz. Evet. Sadece tek bir büyük bir kulüp kurmayı düşünüyoruz diyor. Ve bunu da şey Vahdet'in önderliğinde yani. Çünkü o çok güçlü. Herkesi en kötü... Döveriz de, de, vahdet yaparız. Vahdet'in aklına diyorlar. yatıyor mu peki bu konu? Vahdet diyor ki arkanızda arkanızdayım ama bir gün bir yer bir şey olur. Bunları bizim kafamıza Vahdet sok derseniz de çok kötü alınırım diyor. Yani hani sizin hiçbir dahiliniz yokmuş gibi falan evet. yok Vahdet. Bunlar e, yani Türkiye'nin en önde gelen eğitim açısından en yetkin üniversitelerinden biri kulüpçülük yüzünden dağılma parçalanma noktasına geliyor yani. Dağılma parçalanmasına hatta yok olmanı. Kayyum atanıyor. Evet. Vahdet Kayyum'un atandığını görünce diyor ki yani ben kusura bakmayın şu anda hayatta kalmamız daha önemli diyor Erman. Evet. Ve orada işte filmimizin kırılması başlıyor. Crash. Bir yağmurlu günde daha. Vahdet ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Bütün kulüpleri kapatıyor. Ayda. Ve tek bir kulüp kalıyor. Ney? Ünlü getirme kulübü. <laughs> Onu bilmiyorum. Şey olabilir. <laughs> Orayı hiç düşünmemiştim. Ya şey olabilir. E, Hayaller kulübü. Ödül kalıyor. verme kulübü olabilir. Ödül verme kulübü olur. Hayaller evet. kulübü diye bir şey kalıyor ve diyor ki. Yılın enleri kulübü olur. Yılın enleri kulübü olur. <laughs> ve sürekli sadece Celal Şengör getirmek istiyor okula. Böyle şey, bir karar alıyor. E, başka? Sadece Celal Şengör. Aa. Çünkü Celal Teoman. Şengör hangi konuda çağırırsan çağır konuşabilir. Teoman? Teoman'a konser yaptıralım diyor. Yani konuşturmayalım diyor. Muhabbeti iyi değil diyor yani. <laughs> ya tamam. Sadece iki isim belirlemiş olabiliriz. Bundan sonraki bütün etkinlikler Celal Şengör ve Teoman. Ama yılın sonunda da Yılın Enleri diye bir şey evet. düzenliyor, etkinlik düzenliyor. Orada da, Oraya da Celal Şengör ile Teoman. Şey Ceyhun'u çağırmıyor mu? Ceyhun Yılmaz da bir tek ödül almaya gelip gidiyor. Yani bir tek Kimseyi ona izin var. Kimse konuşturmuyor mu? Kimse konuşturmuyor ve sadece şey... <laughs> yani artık şöyle bir şey oluyor. Ya biz buradaki demokratik ortamdan çok memnunduk. Vahdet bizim hepimize bütün evet. gruplara saygılıydı. Bütün inançlara, bütün cinsel kimliklere, evet. bütün siyasi yönelimlere eşit mesafedeydi. Ama şu an Vahdet'in gözünü tamamen Celal Şengör hırsı bürüdü. Yani tamamen. ne derler? ayarı yok. Ayarı yok yani. Yani bir siktir edin dersleri, mersleri. önemli olan kulüp işte kulüpte tanıdığınız networking'tir. İşte orada yaptığınız etkinlikler derslerden evet. daha çok işiniz yarayacak diyordu. Bir Rektör, rektör değişince üzüldü hemen şey çevirdi. Artık sadece ders çalışacağız. Ders çalışmadığımız zamanlarda Celal Şengör'ü dinleyip bilim öğreneceğiz. Ya işte hocaların çoğuna şey falan demeye başlıyor. Ya bunlar zaten Alman hayranı. Bunların çoğu fonlanıyordur. Falan gibi şeyler de duyulmaya başlıyor. Hocalar niye Ne? Hocaları niye dadanıyor? Çünkü hocalar diyorlar ki yani çocuklar artık bu kadar sosyal aktivite tamam bir yere kadar kulüpçülük derslere kim girecek dendiğinde orada başlıyor ve eski Robert Kolejileri falan aramaya başlıyor. Daha iyi hocalar gönderemesin, tanıdıklarınız vardır. Para da yollayın. İşte siz Celal Şengör'ü tanıyor musunuz? Celal gelir. Sizce ne düşünür? Celal burada. A amacı şu aslında. Celal Şengör'ü oraya sürekli resident yapmak. DJ gibi. Her gün görmek Hikmet, istiyor. Bir okul olacak, tek bir sınıf olacak. Bütün öğrenciler o sınıfa dahil olacak ve hocası da Ceren Şengör olacak. Evet. Celal Şengör de o gün ne isterse onu anlatacak. Aynen öyle ve de şey diyor. Abi ya, üniversite Celal Şengör biraz alışsın. Cübbeli Ahmet'i de getireceğim diyor. Onu niye getiriyor? Şeyleri dinle bilimin ne olduğuyla ilgili en iyi şeyleri bilen iki insanı sürekli konuşturacağım diyor. Ve buradan çok güzel bir sentez çıkaracağız diyor. Bunlar yani. çok keyfe keder ve ondan sonra artık fark ediyorlar ki bu başlangıçta sevdikleri, ya bize ne kadar kıymet veriyor, bize ne kadar sahip çıkıyor diye yanlarına dolaştırdıkları çocuğun ilk ve orta öğretim eğitimi yok, direkt üniversiteye başlamış ve üniversitedeki dersleri de arkadaşlarla çok güzel ortam oluyor diye takip ediyor. Evet abi. Ve buna fazla güç vermişler, fazla evet. otorite vermişler. Şimdi de iki buçuk metre boyunda ve çok kaslı olduğu için geri alamıyorlar. Geri alamıyorlar. Hükümet polisle müdahale etmek istiyor. Milleti soyup soğana çeviriyor yani orada. <laughs> Gerçekten dövüyor mu? Dövüyor, Devleti Tekmeler, de mi dövüyor? tokatlar, devletle arası bozuk. Üniversite yönetimiyle arası bozuk. Kayyumu dövüyor. Çocukları da eve Öğrencileri de dövmeye başlıyor. Çocukları da eve göndermiyor. Evet ve artık Vahdet yani Vahdet'in bir çözümden bir probleme döndüğünü görüyoruz. Bir bilim bir, canavarı bu. Bir evet. Bu bir, bilim, bir bilim canavarı kendimiz ettik kendimiz bulduk dedirtecek ve diyorlar ki hükümet şey Amerika'yı falan arıyor. Diyor ki bu Boğaz içi falan sizle alakalı gibi bir şeydi. Amerikan misyoner okulu değil miydi diyor? <laughs> bir şey değil miydi? Ya? Ben bir bakacağım diyorlar Amerika'da. <laughs> Siz bir 5 15 dakika 5 15 dakika biledir. 10 dakikayı bir geri arayabilir miyiz diyorlar. Ben Amerika olacağım. CIA evet. tarafı. Tabii. Sonra CIA'da hemen internete giriyorlar. Değilmiş. Bakıyorlar. Ee, gerçekten de Bozici bir misyoner okulu olarak açılmış. Evet. Ama diyorlar ki ya bu adam zaten öleli bir ton şey olmuş. Kim bilir neydi misyonu? Ben biz tam olarak bilmiyoruz misyonu. Evet. Yani belki oraya çok güzel kafeler açılmasıydı Nasıl etrafına <laughs> misyonu yani anlatabiliyor miyim? Okulun etrafına bir şeyler orada bir dönerci olsun, kasap olsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Okul varsa esnafın yüzü gülüyor Erman. Evet. Berberinden eee kırtasiyesine tamam mı? Evet. Fast foodcusundan hatta yeni güzel okulların etrafında vegan fast foodcular bile var. Ya bir senaristin böyle yazdığı konuya hakim olması çok önemli. <laughs> Senin de yani bununla ilgili yıllarca araştırma yaptığın ve yani bilgi birikiminde bulunduğun çok belli şu anda. Tam iki yıldır falan hazırlanıyorum bu hikayeyi sana Sadece hazırlanmıyorsun. Kendi kendine belki evde düşünüyorsun da. Düşünüyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Ve düşündüklerimi şu an seninle paylaştığımda sana şu an... Sen şu ana kadar filmi kaç milyon dolarda görüyorsun bütçemiz? Çok ağır bir şey mi? Mesela bir stara ihtiyacı var mı? Mesela atıyorum. Gerçekten Celal Şengör'ü okula mı getirtmeliyiz? Yoksa atıyorum Van Dam gibi, yani gibi bir şey mi girmeli? Ya bir şu an artık filme bir şey sokmamız gerekiyor. Şimdi benim burada tabi belirleyici olacak şey sen bunu Şirek gibi o Şirek'in yanındaki komik eşek eşek gibi e, bilgisayarda mı yaptıracaksın? Yoksa bir prostetik prostetik yaptıracaksak bence Şela Celal Şengür giyebilir Şengür. Celal Şengür giyebilir o prosteti ve günün sonunda o da oynayacağı için zaten sette olur. Ona giydirirsin. Celal Şengör'ü oynayacağı zamanlar Onu oynar. Ona oynamayacağı zamanlara. üstüne giydirirsin. Celal Şengör oynar. Tamam. O zaman diyor ki şöyle bir şey olabilir. O çünkü şeyi fark ettirir. Ha sen şey başrolümüz Celal Şengör olsun diyorsun. Başrolümüz olsun demiyorum. Bu bütçeyi Vakketi etkiler de, yani. He. Yani şey mi bilgisayarda mı yapılacak? Normal naylon, naylon bir şey mi giydireceksin? O değişir. Biliksel bence, pahalıya çıkar. Bence laylon bir şey giydiririz. Tamam güzel tavuk maskesi gibi at maskesi gibi bir maske yaptırırız yapmayı bilen birinden. Evet. Ondan sonra kimin giyeceği çok önemli değil. Mesela Avrupa'da Amerika'da bu işlerin artık kodamanı olmuş. İthalatını, ihracatını yeri geliyor. imalatını ilalatını. yapan insanlar var. Böyle yeşil giyip işte o bir tane var ya. Endi Sarkasyan mıydı? Endi Sarkozy Sa mıydı? Şey, Endi Sarkis. Endişe şey herkes... Gollum, oynuyor. Gollum oynuyor. Evet. Adamın üstüne yapıştı mesela. Adam evden çıkarken üstüne yeşilini giyip çıkıyor. Bizde böyle oyuncular yok. Abi çünkü bizde şundan dolayı kimse üzerine yapışkan bir şey giymek istemiyor. Ben de istemem. Bedenler çünkü iyi değil. Çünkü. Terlersin. Evet. Terlersin. O zaman nasıl yapalım? Can Yaman gibi bir adam mı girse? Hani şu yakışıklı kaslı var ya. Hı hı. O atıyorum Amerika tarafından görevlendirilmiş ve diyorlar ki git ve vahdeti ortadan kaldır. Ama o da artık şimdi Niye yani be? ne? Amerika bence şöyle diyebilir. Ne ee, dersin? Baktık, baktık. Evet. O okul bizimmiş. Ee, o okul bizimmiş ama sonra size geçmiş. Size, aynen. Böyle böyle bir şey olduğunda lütfen e, kavga etmeden anlaşmaya çalışın diyoruz ve telefonu kapatıyoruz böyle durumlarda. Evet. Ve şimdi de kapatıyoruz. Bay diyor. Bakın Rusya'da da ne yaptık? Dedik ki diklenmedik. Dur. Evet, dua edeceğiz. <laughs> dua edeceğiz. Evet. Yani dualarımız sizinle dedik ve de böyle bir şey varsa illa da başınıza belaysa NATO'yu arayın. Evet. Mı, diyor, bizim işimiz ama var diyor. NATO'yu arayın ama NATO da aynı şeyi söyleyecek diyor. Bizim Amerika olarak bugün çok işimiz var diyor <laughs> <laughs> olabilirler mi? Belki. Hani, o gün yoğun. Ya yani bir de şansınızda bugün yoğun Abi, var. daha bugün 50 tane gidilecek yer var. Ee, i̇şte bugün son günü bazı şeylerin. Evet. O yüzden. Başka uzun zamanda daha konuşuruz da yani bence bir çözmeye çalışın bu Pasifik'te olayı diyorlar. Pasifik'te falan neler oluyor abi farkında mısınız? Çin'in felaket kararlar almaya başlamış. Bak seninle bir... konuşuyorum. Seninle konuşurken arkadan devamlı bu telefon çalıyor. Evet. Bakıyorum Çin Bakın arıyor. Çin arıyor. Çin'de ve de ilgili bir şey var büyük ihtimalle. Çin bu aralar bayağı bir alanda atak yaptı ha diyor ve kapatıyorlar <laughs> telefonu. <laughs> Doğru diyor. Diyorlar ki Türk hükümeti şey diyor yani buna gerçekten biz... ...kendimizden başka kimseye güvenemeyeceğimiz bir durum var. Evet. Ve bu arada vahdet olayları daha da vahşete çevirmeye başlıyor ve... ...kampüs içindeki bütün kedi köpekleri toplatmaya başlıyor. Neden? Diyorlar ki siz beni yiyordunuz ya. Evet. Benim kardeşlerimi toprak altında eşeleyip yiyordunuz ya. Evet. Şimdi ben tüm bu aleme ibret olsun diye... Hı hı. ...sizleri isteklerimin gerçekleşmediği her gün bir kedi veya bir köpek yiyeceğim diyor. Korkunç. Herkesin gözünün önünde. Korkunç ben vaatte şöyle düşündüm. Küçük bir sahnede oturmuş belki etkinlik şey olduğu evet. için. Yani o sah bizim gittiğimiz sahne şekli çok küçük bir... Albert Hall mıydı? Yani çok küçültülmüş bir sahne düşün. Evet. Tamam mı? Koltuk şekline getirilmiş. Evet. Koltukta yatıyor. Hı hı. Çok büyümüş artık. Ondan sonra iki yanında o etkinliklerde böyle sunucu olarak sunuculuk yapan çok iyi giyimli bir tane kız bir tane erkek öğrenci oluyor. Ya, evet. Birinci sınıf öğrencisi. Abi yani evet. aşırı yapılmış ikisi de. Öyle iki tane hizmetkarı var ve e, millete de emirler yağdırıyor. Celal Şengür nerede kaldı? İşte gidin. Hadi niye etkinlik yapılmıyor? İşte hayır etkinlik yapılmayacak. İşte hadi kulüp toplantısı falan diye bağırıp duruyor. Evet. Arada da kedi yiyorduysun. Evet. Ayf da yiyordu. Ayf aklıma geldi. <laughs> biraz Ayf de var. Ya yani biz, de. biz biraz böyle kendi ne derler? Bu bizim filmimiz ya. Evet. Bizim dinimizdeki o güzel plakalardan Hı -hı. dökülebilecek bütün kurumlar, kuruntular evet. ve kişiler var olabilir. Şöyle bir şey olabilir mi? Aklıma geldi. Sadece bir fikir. Peki öğrencilerin içinden asi bir grup. Mesela Hı -hı. Boğaziçi e, Moleküler, Biyoloji ve Genetik'te okuyan bir grup. Evet. Diyorlar ki biz bunun aynısından madem evet. bu toprağın altı dolu. Evet. Millet 100 yıldır göbek boğazı. Evet. Bir tane de buna antijen gibi antikor gibi. Evet. Yani bunu Villana karşı hero'yu yaratmak gibi. Evet. Bir çalışma içine girebilirler mi? Yani Belki bir şey Oksa daha... Plot olabilir. Belki bir tane yaparlar ama kedi çıkar. Aa kediymiş derler. <laughs> Sonra... Ya bir iki deneme yapıyorlar. Birinde kedi oluyor. Sonra kediyi de salıyorlar. Kedi de Vahdet'in kedisi oluyor. Kediye hmm. de şey yediriyor. Kedi yediriyor. Kediye de. Ya Kolkunç. da bir deniyorlar kedi gibi bir şey oluyor. Bir deniyorlar puding gibi bir şey oluyor. <laughs> bir deniyorlar kuşum aydın gibi bir şey oluyor. Evet. Bu ne lan böyle? Bunlar da mini minionları oluyorlar. Ya her denediklerini ezip geçiyor mu Vahdet yoksa? Bence şöyle olabilir yani. Eğer gerçekten Vahdet'ten kurtulmak için mi yapıyorlar bunları? Ali Kıran baş kesen Tabii bir şey oldu. Vahdet için şöyle bir şey zamanı. Yüzleşme zamanı. Hesaplaşma zamanı. Kafası çalışan bir tane öğrenci ya da hoca bilmiyorum. Hı hı. İşte vahdet gidiyor. Mesela Türkiye'nin güvenlik güvenlik görevlisi, Türkiye'nin en büyük güvenlik görevlisi geliyor işte. Biz bu olaylara el koyacağız falan diye. Ee, onun boğazını sıkıyor. Benim yani İçişleri e... Bakanım yoksa en kaliteli bekçim gibi bir şey mi? Yok en özel de, en... ki özel bir tim kuruldu. Yani Anladım. o ana kadar öyle bir ihtiyaç yoktu da vahdetle mücadele timi gibi bir şey kuruldu. Evet. İşte özel seçilmiş. Onu da belki görürüz. Evet. İşte böyle bir bir filmde onu anlatır yani onlar nasıl eleştirdi. Ha İkisi ee, mi olsun diyorsun. Bunun arasına girmesi lazım. O zaman ikinci film birinci filmin arasında içinde olacak. Sonra evet. birine devam edecek. Evet. Değişik benim Değişik hoşuma olur. gitti. Evet. Ondan sonra bunlar işte böyle bir tim toplanıyor. O timin başında da böyle çok komando gibi bir şey var. Tırma ipe tırmanabiliyor, Hı -hı. saklanabiliyor. Hı -hı. Ondan sonra işte silah kullanabiliyor, bıçağı da var falan Hı -hı. öyle bir adam yani. O geliyor işte vahdet diyor vahdet diyor sonun geldi. Biz böyle bir karar aldık yani sonunun gelmesi kararı Hı -hı. alındı diye. Vahdet de bunun boynunu boğazını sıkıyor. Biz bu duruma el atacağız diyor. Vahdet bunun boynunu sıkıyor. önce benim penisime el atarsın diyor. Ne? Ağlatıyor adamı. Abi. 40 yaşında adamım ben diyor. Üngür Üngür ağlaya ağlaya gidiyor. Ya 40 Beni... yaşında çok büyük değil. Açık 45 açıkçası. işte 45 yaşında. 63 yaşında adam diyor. 63 yaşında nasıl adam... komando olsun ya? Abi... Namık e Ekin miydi? Ne öyle bir sualtı komandosu ve vücut geliştirici var biliyorsun değil mi? Vücut geliştirmeciler kuvvetsiz olur. Tamam. O hayır be, öyle değil. Abi komando diyoruz, komando. Onlar tırmanamaz. Bak şöyle bir kedi şey kedi gibi adam beklemeyeceğim. Sıska güçlüler oluyor ya. Tamam. Peki şöyle Bruce bir Bruce şey... Lee gibi, Bruce Lee gibi <laughs> adam. Neyse bunu dövüyor yani. Arkadaşlarının yanında boğazını sıkıyor. Dövmüyor da tokatlıyor, gönderiyor. Ondan sonra da anlıyorlar ki buna kaba kuvvet işlemeyecek. Buna topla evet. tüfekle olacak evet. bir şey değil. Bir tane öğrenci çıkıyor şey diyor. Arkadaşlar bunu göndermenin, yok etmek demiyorum bakın. Göndermenin tek yolu nedir? Şöyle bir şey söyleyeyim. İki yolu var. Evet. Ya bir bir şey geldi aklıma. Evet. İlk önce Vahdeti utandırmak için öğrencilerden biri çıkıp "Sen bizim dostumuzdun. Aha. Sen bizim kanımızdın, canımızdın. Ama sen ne hale geldin biliyor musun?" Evet. Sana bir kitap vermek istiyorum diyor. Mary Shelley'nin Frankenstein'ını uzatıyor. Evet. Tam bir boğaz içili gibi. Tamam. Tamamen aklıyla ve çok güzel e, kalite bir dokunuşla tamam. sorunu çözmeye çalışıyor. Vahdet alıyor diyor ki, bunu kadın yazmış ben okumam bunu diyor. <gülüyor> güzel. <gülüyor> tamam <mı? gülüyor> güzel, ve orada tam. daha da şey yapıyorlar. Daha ya da bu da iyice gitti. Kimsin yolar. Evet. Sonra dediğin gibi ya bu kaba kuvvet evet. denedik olmadı. Tank, tüfek milletin kedisini köpeğini yemeye başladı. Bu iyice manyak gibi bir şey etti kendini. Evet. Diyorlar ki babasıyla hiç konuşmadık ya. <laughs> ya genelde böyle şeyler olduğunda birinin babasıyla konuşulur abi. <laughs> abi. Ve bir şey söyleyeceğim. Aferin! falan diyor. Amerika diyor. Türk hükümeti diyor. Ve Bekçi Ersay Bey'e gidiyorlar. Diyorlar ki ya bu çocuk okumamış. Bu çocuk iyi bir çocuk ama. İyi bir çocuk ama okumamış abi ve yani öyle bir okula girdin diye evet sen orada güvenlik görevlisi de olsan, bilmem ne de olsan o okulu kazanmadıysan bak görüyorsun değil mi böyle bir ama Bak, işte zaten başta evet, establiş etmiştik. Zaten ilkokulu ve ortaokulu ve liseyi okumadığı için... <laughs> ya bu çocuk e, üniversiteyi beni şey gibi ESMR anlamış. gibi geliyordur. Yani o, o dinlediği dersler ona uyku getirici <laughs> evet. güzel sözler gibi geliyordur. Ve, ve yani dinlemesiniz şarkı gibi dinliyordur yani. Ve şey falan diyor yani bu çocuk tabii ki bu haliyle görünce... Evet. Yani biz başta yani yine biz sorunu kendimizde aramamız lazım. Biz bu çocuğu yanlış eğittik diyor. Yani Evet. Ersay Bey sizin nezdinizde diyor. Işte biz bunun boyutuna etkililer. bakıp kendim arkadaşımız zannettik. Oysa e, çocuk da çocuk üniversiteleri yani. kulüpten ibaret sandı o yani sınava girmediği için. Evet. Siz bununla bir konuşun, gazlayın. Bu güzelce bir üniversite sınavına hazırlansın. Siz babasısınız diyor. Ersin. O da diyor ki ben memleketteydim. Bak nasıl Amerika'dan geçti Türkiye'nin en büyük komandolarından geçti koskoca Boğaziçi Üniversitesi'nden geçti Boğaziçi Üniversitesi'ne geçti Robert Kolejiler Derneği'nden de geçti, geçti. Cela Şengör'den de geçti oldu. bana geldiğin evet. olay helal olsun ben iki, iki hafta iznim vardı iki hafta köydeydim Değil olanlara bak yazıklar evet. olsun Tüysüz ediyor ben de bu arada aynı şeyi düşünmüştüm bu çocuğun eğitime ihtiyacı Abi var belli Şöyle. yani şımarık bu çocuk şımarık çocuğunda yani örgün eğitimden başka şansı yok yani tekrar ve, karakter kazanması hani, için. Amerikanların bir lafı vardır ya He was born this way. Yani yap yapılacak bir şey yok ama şöyle bir şey olabilir. Diyorlar ki ya babası işte çağırıyor. E, Vahdet gel buraya diyor. Hı hı. Hayır falan Vahdet gel buraya diyor ve o şeyleri gösteriyor bir anda bebeklik fotoğraflarını. Evet şeyden elinde böyle kırık bir şey var. E, cep telefonu var. Memeli fotoğrafını gösteriyor. Şey gösteriyor işte çocukluk fotoğraflarını falan. Ha. Arada bir şey de gösteriyor. Bak ben meme takıp emziriyordum seni. O evet. kadar da emeğim var sende. Bir dedin. tane Facebook'ta beğendiği bir kadın da var. Evet, o, araya yanlış karışmış Yanlışlıkla o karışmış. Ekranın fotoğrafını çekmiş bilgisayardan. <laughs> <İlginç>. Öyle biri <laughs> Ersay Bey. Ersay pozitif bilimlere evet diyor ki sen daha rüştünü ispatlamadın. Burada babanın yanında milletin yanında ne ünlüyorsun diyor. Ne ürüyorsun, ne bağırıyorsun diyor yani. Evet. Sen burada ayıp değil mi bak burada bir bir sürü çocuk emek etmiş, dirseklerini çürütmüş, anaları babaları özel derslerde, dershanelerde kimliklerini, haysiyetlerini yitirmiş, şuurlarını yitirene kadar çalışıp girdiler bu çocuklar buraya. Sen utanmıyor musun o üzerindeki adi eşofmanla millete sen oraya geç, ben bunu yapacağım. Ben buraya bunu getireceğim de Adam olan ilk önce rüştünü ispat eder. Gir o zaman, hazırlan. Bu bedenin hakkını ver. Besyo yok kazan ya diyor. Besyo yok kazan diyor. Niye? Abi eşofmanı <laughs> var ya. Yani be ve şey diyor, sen bedenli işlerde daha iyisin diyor yani. Bedenlisin. Akıllı işlerde oğlum herkes öyle olacak diye bir şey yok diyor. Evet, babası da olabilir bu konuşmayı Ya da yapan. Celal Şengör belki konuşur. Evet Celal Şengör'ü ayarlayıp hocam size kaldı iş falan diye evet. Celal Şengör de bir gün çağırır şey der oğlum ben bakıyorum yoklama defterine senin ismin yok sen hangi bölümdesin falan der. Evet. Hocam ben işte Boğaziçi bölümündeyim der. Oğlum evet. sen buranın öğrencisi değil misin? Yo ben burada öğrenciyim işte falan. Sen sınava girdin Hayır, mi, mi sınava? Yo hocam. Buraya sınava girmeden olmaz. Sınava giren giriyor. Yo girip içeride girdim diyor. Lan de oğlum içeride gir. değil diyor yani. Sen buraya sınavla mı girdin? Evet. diyor. Yo babamla girdik diyor. Ay senin baban <gülüyor> <gülüyor> babanız çim. Getir şu babanı da konuşalım diyor. Evet. Orada en çok dünyada tek saygı duyduğu varlık Celal Şengör ona şeyi açıklıyor. ÖSS'yi işte şey YKS sınav falan i̇ki, falan oldu iki şeyle evet. iki aşamalı sınav sistemini e, analitik düşüncenin gerekliliklerini yani... işte orta, ilkokulu ortaokulu Git diyor dışarıdan önce ilk öğretimi bitir, orta öğretimi bitir. Sonra bir 10 yıllık bir barış dönemi başlıyor. Evet. Yine seni bir daha derste görmeyeceğim. Sınavı kazanmadan gelemezsin bir daha buraya da. Evet. Ağlıyor, ediyor falan ama Celal Şen görüyor. Bir diyor de ya, şey, Allah şey diyor, Allah diyor, okula gelinmez diyor. Ve orada ağlatıyor. Öyle, o da mı öyle Orada diyor? ağlatıyor işte. Hay Allah ya. Ya orada artık o kadar sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bir de şu tipine bak diyor ya. Eşofmanla okula gelinmez saygısızlıktır dediği anda evet. o yılların birikimi ne oluyor biliyor musun Erman? Böyle yağlanmış gibi oluyor. Evet. Hani kokoreç'in pişmiş hali gibi oluyor. Orada şey. belki su, işte su damlıyor evet. şeyden, Vahdet'ten. Evet. O gıcır gıcır kordon. Terleyen kokoreç de dediğimiz. E, evet. Kokoreç'in ilk ateşle bulunduğu anda böyle terler yani. Evet. Ateşle evet. buluştuğunda ya da mutlulukta nağlar diyelim. Ateşle buluştuğunda şey gibi de diyebiliriz. Burada Prometheus'un ateşi gibi bir ateşle buluşuyor Vahdet'te. Yani aydınlanma. Yani ha. Celal Şengör. Ha. Yani e, Celal Şengör iyi bir odun ateşi ise. Evet. Vahdet de kendini kaliteli bir kokoreç gibi görüyor. Vahdet. Anlatabiliyor muyum yani? <laughs> pozitif bilimlere evet. <laughs> pozitif bilimlere sarıp sarmalanmış. Mış. Mı? Evet. Et yığınıyım ben diyor. Evet. Tabii olabilir. Çok güzel. Bak Ve çok güzel bir yere geldik. Yani hiç aksiyon yok, hiçbir şey yok. Sadece konuşarak anlaşıyor insanlar. Çok fazla aksiyon oldu şu ana kadar. Oraları detaylı anlatmadım Ne oldu? O bir biraz... tane komando geldi, boğazını sıktı, gönderdi. Abi 6 tankı ha. ezdi. E, bunu 4 tane oldum, kirpi, kirpi, kirpi. Kullanılamaz mi? hale getirildi. Tamam mı? Evet. En az 150-200 polisin gururu kırıldı. Bir tane de şeye tükürebilir mi? Haysiyetleriyle oynadı. Helikoptere tükürüp indirebilir mi helikopteri? Evet, askerlerimize Tüm... ateş etti. Yani ateş etmedi, pardon. Ateş etti demeyelim. Bağırdı. Bağırdı. Ya yani genelde şey yapıyor. Evet. Kalp kırıyor, hassasiyet evet. kırıyor ve tamam oraları e, malzeme büküyor. Or ha, anladım. Kullanılmaz hale getiriyor. Evet. İnsana zarar vermiyor ama diyorsun ki keşke şu dört tane tankı kıracağını benim kafamı kırsaydı diyorsun. <laughs> ne kadar saygısız bir oğlan ya bu diyorsun yani. Anladın mı? Oğlum kırıp döken çocuğa hiç tahammülüm yok ya. Evet. Ondan sonra bu ağlamaya başlıyor çocuk. Vahdet evet. Ben zaten ama bir katarsis ağlaması evet, bu. Evet. Ben zaten gerizekalı değilim. Biliyorum zaten evet. burayı kazanmadığımı. Böyle yüzüme vurulmaz ama falan evet. filan diyor. Orada tabii öğrenciler yine araya giriyor. Ya tamam Vahdet evet. gel. Biz seni bak çalıştıracağız. Senin e, özel öğretmenin biz olacağız. Her konuda fizikse fizik, matematikse matematik ve seni en güzel Anadolu lisesine sokacağız. Evet. Ondan sonra Anadolu lisesinden sonra da en güzel üniversiteye biz sokacağız. Evet. Bizim artık sen bir burada kedileri nasıl Kurumamasından yaş salamına kadar her şey veriliyorsa sana da bilimin kurumaması da verilecek. Bilimin yaş, salamı verilecek. Yaş salamı, salamı da verilecek. Yeri geldiğinde sucuk var ya sucuk. Cumhur evet. Cumhuriyet sucuğu. Evet. Ondan bile verilecek yaş sana. Yaş halde verilecek. Ekmek orada. arasında köftenin köftesini çıkartıp vereceğiz sana. Ekmeğini Abi vermeyeceğiz güzel. diyor. Şey diyor o da Aha. beni bir imam hatipe yazdırabilir misiniz diyor. Neden? Orada e, aslında bakmayın imam hatiplerin öğretmen kadrosu çok kalifiye diyor. Duymuş. Sen şimdi şey yapmayalım Sen diyor yani, Ön, önden hemen şartlanma, heyecanlanma. heyecanlanmayalım deniyor. Daha çalışacağız. Neyse o zaman şöyle yapalım. O zaman bir Vahdet kulübü kuruluyor. <laughs> e, Vahdet yerleştiriliyor bir kulübün içine. Güzel bir kulüp binası ayarlanıyor. Evet. Ya şöyle olabilir, Vahdet güzel serüvenli bir müzik eşliğinde ilkokulu, ortaokulu hı hı. ve şeyi bitirir, liseyi bitirir. Tamam, tamam mı? Ve hızlandırmış gerçekten çat çat veriyor dersleri. Hı -hı. Üniversite sınavı gelir çatar. Evet. Üniversite sınavına girer, girer çıkar ve babası sorar. Üniversite sınavına girmeden önce şöyle bir şey olması lazım. Ne oldu? Olması lazım. İşte bir şöyle, son gece Vahdet. mi? Evet. Boğaz içinde işte o Yarın, gün o gün için Vahdet Kulübü'nün düzenlediği bir çok etkinlik güzel. var. Çok güzel. Teoman geliyor? da gelmiş. Teoman. Celal Şengör. <laughs> Celal Şengör de gelmiş. Ceyhun Yılmaz. Ve Bulusuz Gözme. Evet. Ondan sonra. Ee, bunlar işte... <laughs> Anamam. Vahdet şey diyor ben bunu tam sınav öncesi hiç iyi gelmedi bana bulutsuz gözlemi bunları gönderin evet. diyor. Ya daha en daha ilk, ilk şarkı bitmeden iyi olabilir. Daha ilk şarkı bitmeden geri gönderiyorlar. Evet. Ama paralarını da veriyorlar. Ama sözlerini de geri alamazsın. Yazdığını yeniden yazamazsın gerçekten. Ve Vahdet diyor, diyorlar ki Vahdet sen çok iyi bir çocuk oldun. Evet. Yarın senin günün. Evet. Biz ne yaparsan yap arkandayız çünkü sen şu 10 seneyi o kadar güzel değerlendirdin ki helal Hı -hı. olsun sana. Babanın sözünden çıkmadın, hükümet ve devlet büyüklerimizin sözünden <laughs> Ordumuzu artık hiç şey vurmadın, tankları evet. artık kırmadın. Çok iyi bir şey yaptın, ee, Boğaz içindeki hukuk bölümünü kapattırdın. Hani <laughs> o çok <niye>? memnunuz. Ne? <laughs> o niye kapattırmış? Gerek yoktu o bölüme diye düşünülüyor genel olarak. Allah Allah. Evet, <laughs> aynen. Ve şey diyorlar yarın senin günün Evet arkadaşlar kadehlerimizi e, vahdet için kaldırabilir Ama sen kaldırmıyorsun Ama sen, küçük çocuk evet. çünkü yarın sınavın var diye. Herkes gülüyor. Vahdede yapabildiğini yap yapamadığını geç sonra geri dönersin Aynı. diyorlar. Yetiştiremeyeceğim diye heyecanlanma diyorlar. Evet. Sonra da yatağa gönderiyorlar. Sonra yatağa gönderiyorlar evet. ve ertesi gün oluyor sınavdan çıkışta. Evet. Bu artık son sahnemiz. Evet. Babası diyor nasıl geçti diyor sınav. Hepsini yaptım diyor. <laughs> Lan o sınav öyle bir şey değil. Demesin ya. Yani. Hepsini yaptım diye bıraksın mı yoksa e, gerçekten şey mi görsek? E, Hepsini yaptım diyen bir çocuk genelde şey kazanır. E, koca Kocaeli'ni kazanır. E, en yok. fazla maksimum. Kocaeli falan çok iyi kalıyor yani. Samsun mu? Ya hiç bilemediğin böyle şey gibi Acıboğu 2. üniversitesi gibi bir yerleri kazanıyorlar onlar genelde Hepsini böyle. Hepsini şey. yaptım diyenler. Evet. <laughs> yani eksinet'le girilebilen hani uygulamalı simülasyon 2 yıl ön lisans falan kazanıyorlar yani. Zaman da yetti. Her Hep şeyi Hepsini yaptım diyor. Ondan sonra sonuçlar açıklandığında yine şeydeler. Yine buluşsuzluk özlemi. Yine <laughs> Celal Şengül. Ya diyorlar ki kardeşim her olayda da evet. yani bu üçlü yan yana gelecek. Hayır hoşumuza da gidiyor. Evet. Ben Teoman'la yan yana olmayı çok seviyorum diyor Celal Şengül. Evet. Ama ben bir bilim insanıyım. Zırt pırt zırt pırt Royal Albert Hall'da <laughs> şey buluşuyoruz. <laughs> Ve sürekli Türkçe rock dinliyoruz. Bence yani. bütün bunlar olurken işte öğrenciler kazandığı üniversitesinin kampüsünü gösteriyor olabilir. Hayır bence şey diyor. Çıkıyor evet. ve şey diyor. Mezuna kaldım. <laughs> yani Kimden belki de filmin ikinci İkincisi film mi? için şey atmış olabiliriz. Orada da bir senelik sınava hazır yani ilk film çata pata bilmem neydi. İkinci film sadece bir sene sınava hazırlanma olabilir ve sonuçta Muğla Sıtkı Koçman, Besyo ya da iktisat ya da İngilizce. Bizim ikinci filmde iddiamız o hazırlandıkça siz de hazırlanacaksınız olabilir ve gerçekten olabilir. konular çalışılabilir yani evet. filmde 3 yani saatlik. 3 saatlik bir e, üniversite hazırlık filmi konulu olabilir. <laughs> bu arada bu üçüncü film olacak. Çünkü de biraz önce demiştik ya ikinci film birinci filmin ortasına koyacağız ben demiştik. Ben çok isterim şöyle bir film. Bir yaratık mandalina yiyip test çözüyor. Biz de onu dinleyip izliyoruz. <laughs> evet. Bakın arkadaşlar diye. trigonometrinin altın kuralı şudur. Yok anlatmıyor sadece çözüyor. Ha çözüyor Sen mi? izliyorsun Güzel. böyle. Ya ben şey... Bir e, nefes alıyor. Ben de o dönem üniversite sınavına çalışıyor olmama rağmen benim yanımda üniversite sınavına çalışan insanların yanında uyumaya bayılıyordum ben. Evet. Onların çok. böyle fıtır fıtır çözmesi. ne i̇şte odur zaten. Çaba sarf etmesi falan çok hoşuma gidiyordu. Orada yattığım yerde acayip uyuyordum. Abi. Bence öyle bir güzel bir sakin bir film olabilir. Bence de. Çok güzel. Ben sana söyleyeyim. Şöyle yapılabilir de bir küçük film. Küçük şey kadar şöyle nasıl biliyor musun? 30 sayfalık Hobbit kitabını 3 filme çektiler ya. Üçleme çektiler. Evet abi ya. O da böyleydi. Git babasıyla konuş. Git evet. Celal Şengör'le konuş. <laughs> git hakkını ara. Kendinin işte ezdiriyorsun? Git, git işte sınava gir önce öyle gel falan. Böyle olaylarla üç filme yaydırmışlardı. Evet. Olabildiğini gördükten sonra olmaması için hiçbir gerek evet. yok diyorum. Ve bayıldığımı özellikle hem sana hem de bu anlattığım fikre özellikle belirtiyorum. O kadar sevindim ki. Çünkü çok uzun süredir işte bu bizim hikayemiz bölümü yapmıyorduk. Stresliydim. Heyecanlıydım. <laughs> Ve ben bu fikrimi anneme anlattığımda... Sen bilirsin olan sana olur. Elin oğlu güler oynar gezer yine etrafında demişti. Anne başardım gördüğün gibi kardeşim dostum ortağım Erman Çağlar bu film olur diyor bu hikaye olur diyor hatta film olmasa bile belki kitabını yazarız resimli anlatımlı başka şimdi başka o başka bir şey öyle mi diyorsun tabii o film başka kitap başka çok teşekkürler bu sanırım bir programı kapatmak için en güzel cümlelerden biri toptan sayılabilir. Kitap başkadır, başkadır film, film başkadır, başkadır ama bazı filmler vardır da kitaptan, kitaptan uyarlamadır. Aynen birebir uyarlamadır. Ama filmden kita uyarlama kitap var mıdır? Vardır. Filmden o da Benten. Fi filmden uyarlama kitap ben düşünüyorum ıssız Adam. Yani ıssız Adam'ın kitabını yazacağım. E 2023'üm sadece buna ayrılmış durumda. Beni kimse rahatsız etmesin. Sen dahil öpüyorum. Hoşça kalın. <laughs> Bay. Teşekkürler.